Listemizde birimlere ait maaşların toplamını görmektesiniz. Bunu grafik olarak göstermek istediğimizde Alt F1 tuşuna basarız ve grafik olarak gösterimi olur. Şöyle küçültüyüm artı işaretinde basarak veri etiketini aktif ettiğimizde ise grafikteki tablodaki verileri burada görmektesiniz. Ancak görüldüğü gibi biraz grafiklerin son 3 rakamı kalabalık grafiği biraz kalabalık göstermekte ve anlaşılması zorlaşmakta. Bunu en basit nasıl çözeriz? Maaşları K cinsinden göstererek bunu halledebiliriz. Maaş diyorum K cinsinden ve rakamı bine bölüyorum. Bu bölü bin diyorum ve kopyalıyorum. Grafiğimi seçiyorum böyle buradan. Şuradaki mavi kutucuğu burada, buraya sürüklediğimde gördüğünüz gibi 296, 330 gibi bir durum gözüküyor. Güzel buraya kadar. Ancak bunun K cinsinden yani bölü binle bölündüğünü ifade etmek için her rakamı yanına K koymamız gerekiyor. Bunu nasıl yapıyoruz? Hücreyi seçiyorum. Verileri sağ tuş hücre biçimlendir. Ve isteğe uyarlanmış kısmına geliyorum. Buradaki yazan tür kısmını sıfırı siliyorum. Ve bunu notepad'te tekrar göstereyim. Daha anlaşılabilir olur. elimizdeki veri 296 ise bunu şöyle göstereceğiz. Sıfır yazıyorum gene. Boşluk tırnak içinde. K yazarsam şöyle gösterecek arkadaşlar. K cinsinden. Buraya bir boşluk da atmak istersem şuraya da bir boşluk atıyorum. Evet formülümüz tam olarak bu. Bunu kopyalıyorum. Buraya yapıştırdığımda tamama bastığımda gördüğünüz gibi K cinsinden anlaşılabilir bir grafik sunmuş oluyoruz.